Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Golbar.com'da benim ve diğer köşe yazar arkadaşların köşe yazdığını bulabilirsiniz. Aynı zamanda gündeme ilişkin son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Kadıköy'de Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlubiyetin arkasından birçok kişi birçok görüşü dile getirdim. Sabah gazetesi köşe yazarı Ömer Üründül bu müsabakayı değerlendirdi ve Ömer Üründül'ün yazısının tamamını sabah gazetesinden okuyabilirsiniz. Ben burada bir kısmını ele alacağım. Şimdi Ömer Üründül diyor ki arkadaşlar Kadıköy'de hareketli temaslı korakor bir mücadele izledik. Ancak pozisyon açısından kısır bir maçtı. Başakşehir'in senelerdir alışılmış bir oyun modeli var. Kalecisinden başlayarak riskleri de göze alıp topa mümkün olduğunca sahip olmak. Bu tip bir takıma karşı oyunu domine etmek Hücumda devamlılık sağlamak mümkün değildir. Bak oyunu domine etmek hücumda devamlılık sağlamak mümkün değildir. Yani Türkçesi şu bu tip takıma karşı yakaladın diye atacaksın. Öyle ben bu takıma ezerim üstünlük sağlarım maç boyunca ezerim demek mantıklı değil. İsmail Kartal da planını buna göre yapmış. Zaman zaman önünde rakibin riskli hazırlık paslarına baskı yaparak pozisyon bulmak. Bir de savunma güvencesini ihmal etmemek. Bana göre eldeki kadroya göre benimsediği sistemde taşları yerine doğru koymuş. Tek göze batan yanlış Pelkas'ın yine sol açıkta görevlendirilmesi. Ama benzer özelliklerdeki İrfancan 10 numara pozisyonda oynadığı için Pelkas'ı da mecburen sola çekmiş. Buna da bir itirazım yok diyor Ömer Ründür. Yalnız ikinci yarıdaki değişiklik çok hatalıydı. İrfancan çıkıp Ozan oyuna girecekse bakın iyi dinleyin. Ozan oyuna girecekse bir değişiklik daha yapmak lazımdı. O da Sosa'yı çıkarıp Ozan'ı gerçek yeri olan ikinci ön libero'ya çekip Pelkası 10 numara pozisyonuna soyundurup Valencia'yı da sol açığa koyacaktım. Yani dün maçın özellikle ikinci yarısı daha doğrusu maç bitiminde ben de benzer görüşleri söylemiştim. Hatırlarsınız. Şimdi Pozisyon açısından sıkıntılı geçen maçta Berkay'ın attığı güzel gol maçın neticesini tayin etti. Dün gece Fenerbahçe gerçeği bir kere daha görüldü. Sezon başından beri sisteme oturmayan ve kadro istikrarı inanılmaz derecede sağlanamayan bir takımdan başarı beklemek mümkün değil. Başakşehir'e bakalım. Sağ açıkta senelerdir oynadığı takımlara ne katkı verdiğini anlayamadığım, ne yaptığı çok bilinmeyenle denklem olan Deniz Türüç. Fizik düşüşe giren yani fizik olarak düşüşe giren Okaka, orta sahada Berkay ve Tolga Gecenin iki başarılı ismiydi. Fenerbahçe'de olsa bunlar kadroya giremezler. Fenerbahçe'nin bıraktığı Hasan Ali'nin başarısı da hala sol bek arayan Fenerbahçe'ye bir mesajdır ve bu takım Fenerbahçe'yi yeniyor. Neden? Çünkü oturmuş bir sistem ve kadro istikrarı e, günümüz futbolunun en önemli ilkesidir. Şimdi birinci mesajı algıladınız. İkinci Mehmet Demirkoğlu da konuşacağım. Şimdi Mehmet Demirkoğlu'nun açıklaması da başka yok merak etmeyin. Sonra bazı özel şeylere geçeceğim, konuşmalara geçeceğim. Fenerbahçe İrfan Ferdi Pelkas üçlüsüyle sürekli sol kanadı kullanmak istedi. Belli ki İsmail Kartal bu üçgenle hızlı oyun kurup sağ kanattan Osayi ve Nazım'ı ekstra oyuncu olarak tersi atılacak toplarda kullanmak istedi. Yani diagonal pas dediğimiz kanat, oyunun yüklenilen kanadını diğer kanada çevirip birdenbire tehlike oluşturmak. Zaten hatırlayın kapalı savunmalara karşı bu sistemi bulduğunu ilk maçta söylemiştim. Muhtemelen Kayseri maçı da aynı olacak. Giresun maçı da aynı olacak. Bak biz bir tarafa hapsediyoruz topu. Sonra birdenbire uzun topla. Diğer kanattaki oyuncuyu pozisyona sokmaya çalışıyoruz. Buna da çok kolay kolay tedbir alamazlar. Ama beceremiyoruz. Tabii o da Mehmet Demirkoğlu diyor. Bu olmadı. Merkezde Sosa oyun kurucuydu. Topu aldığında sıklıkla Berisha orta sahaya gelip pas opsiyonuna eklendi. Ama sağ neredeyse hiç dönemeyince Başakşehir açısından kontrol edilmesi gereken alan daraldı. Oyun da büyük oranda orta sahada tıkandı. Kartal sonrası Fenerbahçe'deki en önemli değişiklik pozisyon ve rollerin çok daha belirgin ve anlaşılır olması. Ancak topun akışkanlığında belirgin bir ilerleme yok. İkinci yarıda İrfan'ın yerine Ozan girince topla oynama becerisi ve hızı ön tarafta dibe vurdu. İrfan Ferdi bağlantısı şu anda eldeki tek etkin hücum ortaklığı gibi duruyor. Buna göre Valencia'yı ekledi. Buna Valencia eklediğimizde etki daha da artıyor. Hatta bir de pivota Serdar Dursun eklendiğinde iş iyice değişiyor. Ancak bu ekip birlikte sahada olmayınca özellikle de İrfan'ın basit çözümlerinden mahrum kalınca önde plansız bireysel çabalar dışında bir şey kalmadı. Bunun doğal sonucu da Başakşehir'in oyunu el alması oldu. Gol sahası Serdar Güller rakibin kontra atak. Valencia ve Serdar Dursun ise ceza sahası dominasyonu hedefledi ama nafile. Pozisyona giremeden maçı tamamladılar. Etkisizlikten yeni bir boyuta ulaşıldı diyor Mehmet Demirkol. Şimdi Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu diyoruz. Ferdi Kadıoğlu'nun dünkü maç istatistikleri arkadaşlar. Mecburiyetten sol bek oynatılan Ferdi Kadıoğlu. Kazanılan ikili mücadele sayısı 5 top kapma 2, pas arası 2, 3. bölge pas isabet yüzdesi yüzde %85 kazanılan faul 1. Yani sol bek. Şimdi ben her şeyden öte bir de Rıdvan Dilmen diye bir çok bilmiş bir Fenerbahçeli yorumcu var. Ben o çok bilmiş yorumcuya sormak istiyorum. 22 Kasım 2021'de şöyle bir cümle cümleler topluluğu kullandınız mı? Artık bu Fenerbahçe'den özellikle Kadıköy'de puan almak zor olur. Çocuklar kendine geldi dörtlüye dönüldü. Bu takım dörtlü oynadığı müddetçe ligimizin en iyi takımlarından biri. Rıdvan Bey böyle bir cümle kurdunuz mu? Dörtlüye dönüldü artık zor olur. Bu takımdan hele hele Kadıköy'de diyeyim. Son 9 maçtan sadece ikisini kazandı Fenerbahçe ve ikisi de küme düşme potasındaki takımlara. Son 4 ayda sanırım sadece 4 maç kazanmış Fenerbahçe ya da üç ayda 4 maç kazanmış. Bunların dördü de küme düşme potasındaki takımlar. İşte Rize, Galatasaray, ee, Altay, yeni Malatya. Yani ne yaptığını bilmeyen oyuncu topluluğu Ve Fenerbahçe taraftarı Bu sonuçları hak ediyor mu? Ediyor Fenerbahçe taraftarı Artık gözünü açması lazım Fenerbahçe'den Fenerbahçe'yi görmesi lazım yani Fenerbahçe'den Fenerbahçe olmasını istemesi lazım Ama Fenerbahçe taraftarı neydi? Aman ee, şurayı takip edeyim Takip ettiğim adam ne diyorsa onu yapayım Derdine Farkında mısınız bilmiyorum. Emre Belezoğlu yönetimindeki Başakşehir Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Hani geçen sene kovduğumuz Emre Belezoğlu. Hani default, default Emre diye hashtag açılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ki en büyük sorunlarımızdan biri bu. Eldeyken kıymet bilmiyoruz. Gidince dönmesinin hayalini kuruyoruz. Not. Hocam iyi de ben defol Emre demedim. Ben dedim ki işte hatta Mustafa Hoca'nın dediği gibi sizin dediğiniz gibi dedim ki ya bir e, Nenat Bielisa gelecekse Emre'nin kalmasına gerek yok. Ya da Emre yardımcısı olsun dedim. Hocam burada ne abes var? Haklısın kardeşim. Burada hiçbir abes yok. Ben de seninle aynı fikirdeyim zaten. Hatırlayın arkadaşlar ben geçen sene aynı şeyleri söyledim. Dedim ki bak eğer Nenat Bielisa gelecekse Emre Belezoğlu kalsın hiçbir yere gitmesin. Yani Emre'den daha iyi yardımcı bulamaz Bielisa. Fenerbahçe'de Bielisa'dan daha iyi şey Nenad Bielsa diyorum özür dilerim. Marcelo Bielsa. Ee, Nenad Bielsa'ya da ben okuyayım de. Hani dedim ki o ondan daha iyi yardımcı bulamaz. O da ondan daha iyi hani yanında staj göreceği hoca bulamaz. Çok iyi olur. Etmeyin. Eylemeyin. Yok. Bir kulaktan girdi. Diğer kulaktan çıktı. Şimdi birileri savunma pozisyonuna geçerken sen Emre'ye şöyle dedin öyle dedin. Not. Ben Emre Berezoğlu'nu eleştirdim. Yerin dibine soktum. Yani benim eleştirdiğim ağır eleştiriyi hiçbir Allah'ın kulu eleştirmemiştir benim kadar. Onu da konuşacağım şimdi. Şimdi defol Emre dedik. Bugün Emre'yi niye yolladınız? Ya Emre Fenerbahçe'nin başına gelince bura teknik direktör yetiştirme yeri değil. Tecrübeli biri gelsin şimdi Emre'yi yolladılar. Hayır. Fenerbahçe teknik direktör yetiştirme yeri değildir. Kesinlikle katılıyorum buna. Fenerbahçe teknik direktörü yetiştirme yeri değildir. Okey. Ama Fenerbahçe eee iyi teknik direktörün yanında istediği teknik direktörü yetiştirebilir. İstediği teknik direktörü yetiştirebilir iyi teknik direktörün yanında. Niye olmasın ya? Niye olmasın? Niye olmasın? Şimdi bugün ben size soruyorum ya. Gerçekten size soruyorum. Samimiyetimle soruyorum. Gerçekten bak bütün samimiyetimle soruyorum. Bugün Bielsa Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsaydı, Emre Belözoğlu yardımcısı olsaydı. Kaçınız istemezdiniz? Hepiniz isterdiniz hepiniz. Hepiniz isterdiniz. Ben de isterdim, siz de isterdiniz. Ha, sonuç, e, getireceğiz diye Vitor Pereira getirildi. Sonra or sonuç ortada. Emre'yi eleştirdiğim en büyük nokta İrfan Can Kahveci. <laughs> Başakşehir'i zengin ettik. Başakşehir'i zengin edip Fenerbahçe'yi rezil etti. İrfan Can Kahveci ile. Şimdi Başak, bu arada Başakşehir maçında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfancan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunuzade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır diyor. Şimdi non deplase ayrılmamış kırık anlamına geliyormuş. <laughs> Bilginiz olsun. Ee, benzer sakatlıkların iyileşme süresi de bir aymış. Şimdi İrfan sakatlanmış. Ve koronavirüs hariç bize geldiği günden beri bugünkü haberi de sayarsak 7. sakatlığı. Ve bunun sonucunda 114 gün takımdan ayrı kalmış. Geçen sene geldi ya hemen bu zamanlarda geldi. Şimdi 11 milyon euroya kronik bir sakat almak. 11 milyon euroya Başakşehir'i zengin etmek. Yani biz, biz Fenerbahçe olarak yemin ediyorum benim kafamdaki artık şekil şu. Biz Başakşehir'i zengin eden bir takımız. Biz Rogon'u zengin eden bir takımız. Benim kafamdaki proje bu. Yani Rogon'un arka bahçesiyiz. Başakşehir'in falan arka bahçesiyiz. Ben kafamdaki proje bu. Gerçekten söylüyorum kafamdaki proje bu. Ya yani benim kafamdaki düşünce sistemi bu. Bu. <laughs> Şimdi geçen sene açıklama yapıldı. 7 milyon euroya aldık falan filan Ali Koç çıktı, övündü, övündü. Sonra Deniz Türüç dediler ki Deniz Türüç'ü de dahil ettiler. Deniz Türüç'e de 4 milyon euro sayıldı. Dedim 4 milyon euro deniz sayılmaz. Ama 4 sayılıyorsa öpüp başımıza koyalım. Şimdi kapa açıklamasında da hainlik var. Ben buradan eee kamuoyu aydınlatma platformuna söylüyorum. Fenerbahçe, SPK'ya söylüyorum. Fenerbahçe'yi araştırma yapın ya. 7 milyon euro denildi. Deniz Türüç konuşulmadı. Ama Deniz Türüç takasta bedava gitti. Yani 4 milyon euroya sayıldı. Şimdi ben hakikaten merak ediyorum. Yani biz e, 7 artı 4'e aldık İrfan Can'a. Şimdi kim kazık yedi? Ben Deniz Türüç'ün de hani o kadar ahım şu an bir topçu olmadığını düşünüyorum. Başakşehir seviyesinde dahi olmadığını düşünüyorum ama kim kazık yedi? Buyurun siz karar verin. Dünkü maç. Şimdi İrfan Can'ın bu arada istatistiklere çıkmış. Bir yılın 4 ayı sakat geçmiş. Bakın. Geçen sezon devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye 7 milyon euro KDV ve bonuslar hariç. Artı bir de KDV'si var. Bon seris bedeliyle kadroya dahil eden İrfan Can Kahveci sakatlıklardan kurtulamıyor. Şimdi yaklaşık 1.4 de vergisine gitti KDV'sine. Sercan Hamzoğlu da haber global'de demiş ki son olarak Medipo Başakşehir maçında sakatlanan omuz başkanında kırık tespit edilen İrfan Can, bir kez daha formadan uzak kalacak. Transfer üstünden bir yıl geçti. Bu sürenin yaklaşık 4 ayını sakat ya da hasta geçirdi. Milli oyuncunun bu süresi yeni sakatlığıyla daha da artacak. Bu sürece İrfancan 20 maç kaçırdı. Fenerbahçe forması 31 maça çıkabilen İrfancan Can 2 gol 5 asist katkıda bulundu. Ve beklentilerin uzandı kadar. Hayır. Şimdi Emre'yi eleştirdiğim en büyük nokta şu. Lemos'u aldı. Ben kefilim. Ben arkasındayım. Sonra Lemos çöp çıktı. Ben kefil falan de demedim. Öyle bir şey demedim. Kuzenim yazmış. Ya arkadaş arkasında durun. Aldırdım. Ben aldırdım deyin ya. Biraz delikanlı olun ya. Dünkü maç. Ben size dünkü maçın yenilgi sebebini söyleyeyim. Şansal abi diyor ya. Bulduğunu atacaksın. İki tane Fenerbahçe net net ötesi pozisyon buldu. Net ötesi. Birinde Berisha sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya penaltı noktasının önünde Berisha ellerini açmış. At artık diyor. At artık şu Beni diyor ceza sahasında topla buluşturun diyor. Ben dahil hangi forvet gelirse gelsin ceza sahasında pas istiyorum. Benim görevim gol atmak. Bana atın ki gol atayım diyor. Pelkas kaleci nişanlıyor. İrfancan iki tane stoper tam İrfancan'ı tutmuş ya. Yani şut çekmesin diye İrfancan'ın önünü kapatmış. Solda bir hani önünü gösteriyor. Hani at önüme diyor. At önüme. At önüme de gideyim gol atayım. Şöyle yapıyor gösteriyor ki ben görsellerini de paylaştım. Kanalı da var. Ya at diyor ne Pelkas ne İrfancan Berişaya pas vermiyor ve sonra sonuç ortada. Sonra diyorlar ki Mustafa Hoca Berişayı övüyordu ne oldu? Berişa çöp çıktı. Ya bu iki topu <laughs> benzer nice topları forvetine atmayıp gol bekleyen bir takım tabii ki yenilecek. Ya forvette kim olursa olsun çöplenecek. Ya maçın kader anı o. Berişan'ın topu direkten döndü bir de. Free kick'te. Olsun hocam Başakşehir'in topları da direkten döndü. Ya ikisi de avuta giden toplar dış dire, direğin dışına çarpıp avuta giden ya da kornere giden toplar. Ya Berisha'nın o iki pozisyon. Çok net söylüyorum. İrfan o iki pozisyon. Pelkas atsa, İrfan atsa zaten Pelkas'ınkinde 1-0 öne geçsek emin olun biz o maçı zaten koparırdık. Maçların kırılma anları vardır arkadaşlar. Ne derseniz deyin. O kırılma anı geçtikten sonra ne yaparsan yap. Dün Pelkas'ta da bu sorunla bizi yüz yüze bıraktı. Rossi Rossi ben gerçekten merak ediyorum. Adam mı öldürdü? Bak size şunu söylüyorum. Fiziği kötü. Umurumda mı ya? Ya fiziği kötü diyorsun. Osai'nin fiziği iyi dün ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Pelkas'ın fiziği iyi ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Valencia bir tek pozisyonda soldan bir sokuldu. Bir faul aldı. Başka hiçbir şey yok. Ne oldu? Fizikten oynanmıyormuş demek ki. Ya kütep hata adam asist yapıyordu. 2 gol 5 asistten oynuyor ya. Ya bu adam niye 11 başlamıyor? Niye yedekten oyuna alınmıyor? Niye tercih edilmiyor? Hoca ya Rossi normal pas atıyor. Siz asist yaptı diyorsunuz. 50 metreden pas veriyor. Adam 50 metreden gol atıyor. Asist diyorsunuz. Ya abi 50 metreden de pas atsa, 100 metreden de pas atsa bak senin elindeki değerlendirilmesi gereken şey bu. Fırsat bu. Şimdi diğer kısımda konuşacağım ama İrfan'ın sakatlığı, Mesut'un sakatlığı, Nova'ın sakatlığı, Ustavo'nun sakatlığı. Şimdi Crespo önümüzdeki maç ligde cezalı. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Salı günü Kayseri ile maç var. Mecbur bir erkek kalede. Altay efendi herhalde bazuka yuttu. Bir türlü iyileşemedi. Berke mecbur kalede. Nazım mecbur sağ bekte. Mecbur Ferdi sol bekte. Bak yani şeyi çizeyim mesela röntgenini çizeyim. Ah keşke Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal azıcık cesur olsa. Sol bekle Çağatay oynatsa. Elenelim Türkiye Kupası'ndan elenelim. Ya kimin umurunda Fenerbahçe? Ali Koç Fenerbahçe 7. sıra, 8. sıra takımı yaptı. Hanginizin umurunda? Lan Çağatay'ı kazanalım bari. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Size çok büyük bir risk söyleyeyim. Büyük bir kumar söyleyeyim. Sol bekte Çağatay. Çağatay oynatmıyorsan Ferdi'yi oynat. Sağ bekte Nazım. Stoper ikilisi Salah'ı kim Okey. Kaleci belki okey. Buraya kadar her şey tamam. Crespo Ozan oynatın. Şu sosayı artık görmek istemiyorum ya. Ya ağzına ayırıp izliyor. Başka hiçbir özellik yok. Top dağıtmayı unutmuş. Pas yapmayı unutmuş. Yani neyse Crespo Ozan. Bunların önüne Allah'ınız, dininiz, imanınız varsa pelkası oynatın. Pelkası sol kanada atmayın. Bu herifin şeyi 10 numara. Geçen sene bu adamı yıldız yapan 10 numarada oynamasıydı. Serbest oynamasıydı. Kaleyi karşıdan cepheden görmesiydi. Trabzon'a attığı o kıtalar arası golü karşıdan gördüğü kaleyi atmasıydı vesaire. Sol kanada atın Rossi'yi. Bak sol kanada atın Rossi'yi. Sağ kanada da atın Burak Kapaca. Eğer sol bekte Ferdi oynuyorsa sağda Burak Kapacak oynasın. Sağ eğer sol bekte Çağatay oynatıyorsan sağ açıkta da Ferdi oynatın. Nazım'ın önünde Ferdi oynat. Yani yeter artık, yeter. Yeter. 2 tane, 3 tane Zibidinin keyfini şey yapmak için Fenerbahçe'yi rezil ettiğiniz yeter. Forvete Berişay'da da koyun. Serdar Durus'u da koyun. Fark etmez, koyun. İkisinden birini koyun. Bak Kayseri maçını söyledim. Bir sonraki maçın da 11'ini söyleyeyim. Giresun maçının 11'i. O zaman Altay efendi iyileşecek herhalde, oynayabilecek. Altay mecburen Nazım, mecburen Nazım. Novak herhalde o zaman iyileşir. Ama iyileşmedi sayalım. Nazım Kimminci'yi, salayı tabii kart cezası falan olsa değişir. Sol beke mecburen Ferdi. Mecburen Ferdi. Biz soldan yüklenemeyeceğiz. Ferdi'nin önüne Rossi. Bırakın Rossi soldan yüklensin. Bırakın arkasını sağlam alsın Ferdi'yle. Bırakın serbest oynasın. Tek başına çökertir orayı. Sağda Nazım. Nazım'ın önüne. Yine diyorum Burak kapacak. Yine diyorum Burak kapacak. Hocam hiçbir şey yapmasın. Yapmasın. Bir tane futbolcu kazanalım. Önümüzdeki 5 maç var. 5'inde de 0 çekeceğiz. Hiçbirini kazanamayacağız. Berabere bile kalamayacağız. Bari Burak'ı kazanalım. Çağatay'ı kazanalım. 5 maçta futbolcu mu kazanılır? Niye kazanılmasın? Biz Recep Biller'i Trabzonspor maçında kazanmıştık. Mert Günoğlu Trabzon maçında kazanmıştık. Ama eğer bu kafayla bu zihniyette gidersek daha çok İrfanlar'a milyon eurolar saçarız. Fenerbahçe kasasını boşaltırız. İkinci kısımda yani diğer videoda konuşacağım ama İrfan Can Fenerbahçe'ye saplanılmış bir hançerdir. Hiç kimsenin umudu olmasın aşağı köşeye koyduğum bir fotoğraf var. Ali Koç istifası yaşatır diye. Ben artık bu görüşteyim. Bilginiz olsun. Kim ne derse desin bu görüşteyim. Görüşmek üzere. Bir beğeni çok görmeyin.